Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Esra hoş hocam. geldin. Tuğba hoş Merhaba hocam, geldin. hoş bulduk. Merhaba hocam, hoş bulduk. Karşımda iki tane değerli öğrencim var. Bu arkadaşlar Kasım ayından beri beraber ders yaptığımız arkadaşlar ve aynı zamanda şu an Cebir kampında beraber olduğumuz, problemler kampında ve geometri kampında beraber olacağımız arkadaşlar, sayısal mantık kampı da var. Beraber sınava kadar kamplar ve deneme kampları sınava kadar devam edecek şekilde arkadaşlarla kamplar yapıyoruz. Bugün size hem arkadaşların hayalleri hakkında konuşacağız hem de kamplarımız hakkında bilgi vereceğiz. Videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle Esra, senden başlayalım. Bize kendini bir tanıtır mısın kısaca? Tabii. Adım Esra Nur, soyadım Özen. Hukuk fakültesini istiyorum. Hayalim 9 Eylül Hukuk Fakültesini kazanmak. Ve şu an Hanif Hoca ile gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Matematik konusunda olsun, cebir konusunda olsun. Kısaca şöyle söyleyeyim. Benim matematik altyapım vardı ama bazı konularda çok eksiklerim vardı. Permütasyon olsun, kombinasyon olsun, atıyorum cebir konularında bile olsun. Ve dün mutlak değer dersinde bile Hanif Hoca'nın hazırladığı sorularda bile gerçekten ne kadar eksik olduğumu fark ettim. Ben herkese tavsiye ediyorum kamplara katılmasını ve derslere katılması konusunda. Teşekkürler Esra. Rica Bir de ederim. Tuğba, seni kısaca alalım. Kısa olarak bize kendini tanıt, hayallerini, hedeflerini anlat. Ben Tuğba. Benim de hayalim aynı Esra gibi hukuk fakültesine girebilmek. Yani böyle çok uzun yıllardır istiyorum. İnşallah artık olur gerçekten. Ama uzun yıllardır istemem sebebi şu. Daha önce Hanif Hoca'yla tanışmamış olmam bence. Bu yıl işte aynı Esra gibi böyle ben de Kasım'da beraber başladık derslere. Çok şey, yani şu ana kadar çok güzel gidiyor. Ben de daha öncesinde hani böyle bu kadar eksiğim olduğunu çok fazla fark edememiştim. Ama böyle her dersimizde daha iyi anlıyorum. Böyle güzel sorularla. Böyle bu kadar, inşallah daha iyi olacak. İnşallah. Kasım'dan beridir sizle beraber çalışıyoruz. Geldiğinizde belli bir altyapınız, zaten birikiminiz vardı. Biz şimdiye kadar üstüne koyduk. İşte Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta üstüne koyduk. Şu an kamplarla bu işi noktaya koymak istiyoruz. Kampta istiyoruz ki yani sınav odaklı sorular olsun. Arkadaşlar sınav odaklı soruları sınavdan önce görsünler ve her konuyla ilgili yeteri kadar soru çözmüş olalım ve bol bol deneme çözelim. Sınava girdiğimizde sürprizlerle karşılaşmak istemiyoruz arkadaşlar. Bu anlamda Cebir Kampı'nı yaptık. Cebir Kampı'nın şu bugün 7. günü bitmek üzere. 2 günümüz daha var. Sonra Problemler Kampı'nı yapacağız. Ve Sayısal Mantık, Geometri Kampı, Permütasyon, Kombinasyon. Yani sınava kadar sürecek. Sonra bir de deneme kampı yapacağız. Bu şekilde Cebir Kampı hakkında ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sonra Problemler Kampı ile ilgili de kısa bir bilgi vereceğim ben. Tuğba, bu sefer senden başlayalım. Cebir kampına katılmadan önce, sen bizim derslerimize düzenli katılan birisin zaten. Cebir kampındaki soruları nasıl buldun? Yani soruların seviyesi nasıl, ya da soruları bu kadar kötü mü buluyordun, bekliyordun, yoksa bu kadar iyi mi bekliyordun? Bununla ilgili böyle kısaca bir görüşünü alabilir miyiz? Yani hocam aslında şöyle, ben birazcık şeydim hani yani kamplar bana göre sıfır olan insanlar içinmiş gibi ben düşünmüştüm öncesinde. Ama sonra bir de şey diye düşünüyordum. Hani zaten cebir böyle çok işte halledebildiğimiz konular var. İşte hani acaba bana ne kadar ne katabilir diye düşünüyordum. Ama gerçekten girdikten sonra aslında tam olarak DGS'ye, yani bir DGS öğrencisinin ihtiyacı olan şey. Çünkü sorunun, ya ben o sorunun çözümünü biliyorum belki ama çok uzun yoldan biliyorum. Siz böyle çok kısa yollardan gösteriyorsunuz. Bu beni çok hızlandırdı. Zaten DGS'nin de amacı bu. Yani hız sınavı olduğu için. Evet. Hani daha kolay yönden nasıl çözebilirim? Bildiğim soruların işte bu yönden daha kolay çözülüyormuş diye. Yani onu fark ettim. O yüzden beni gerçekten hız anlamında çok zaman arttırıyor. Yani bir hafta boyunca olan süreçte denemelerde hemen netlerimin artışını fark edebildim. Çünkü dediğim gibi zaman arttırıyor. Beni hızlandırdı yani. O anlamda çok bir artısı oldu. İkinci olarak da soruların kalitesi olarak şimdi DGS biraz aslında şöyle oluyor. Hani sizinle daha önceden konuşuyorduk, işte yeni nesil sorular çok yok ama tam olarak eski şeyde de gitmiyor ÖSYM. Yani aslında böyle birazcık farklı.
hani nasıl sorular olabilir, nasıl gelebilir diye böyle emin değildim. Aslında derslerimizde hani sizin böyle hazırladığınız soruları görüyorduk zaten, çok beğeniyorduk. Çoğunlukla işte böyle Evet. çok şaşırdığımız sorular oluyordu. Ama kamptakiler gerçekten onların da üstüne çıktı. Ben çok hayranlıkla izledim yani, bir hafta boyunca çok güzel sorular vardı gerçekten. Emek verdiğiniz çok belli oluyordu hocam. Yani çok teşekkür ederiz bu kadar emek verdiğiniz için. Dedim yani piyasalardan çok farklı sorular oluyor. ÖSYM'ye gerçekten yakın. Çünkü hani piyasalara baktığımızda hep böyle aynı soru tarzları belli şekilde gidiyor. Ama Evet. kampta gördüklerimiz gerçekten güzel ve değişikti yani. Teşekkürler Tuğba. Güzel dileklerin için. Soruları da beğenmenize gerçekten sevindim. Zaten kampta bunu zaten dile getiriyorsunuz. Soruları görünce bazen ters köşe oluyorsunuz. Hatta dün bir arkadaş Yapamıyorum. takıldı. İşte şey diyor, Galatasaray Beşiktaş'ı ters köşe yaptı hocam. Siz de bizi ters köşe yaptınız filan. Bir tanesi öyle dedi. Evet Kesinlikle. Esra, bir de senden senin görüşünü dinlemek istiyorum. Merak ediyorum açıkçası. Ben şöyle söyleyeyim hocam. Açıkçası kamp deyince ben evet tekrarlar çok çok işime yaradı. Ve ben soruların gerçekten bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü ne kadar çok deneme çözsek de, kitap görsek de sorular genelde birbirlerine aynı, paraleller. Çıkmış sorular Evet. haricinde. Ama sizin sorunuz gerçekten ÖSYM ile, yani Tuba'nın dediği gibi çok yakın ve gerçekten çok kaliteli sorular var. Çok emek veriyorsunuz. Yani hani oradan buradan alınma sorular kesinlikle değil. Yani bildiğiniz, emek verdiğiniz, gösterdiğiniz sorular bunlar. Yani o yüzden ben kampı çok çok başarılı buluyorum gerçekten. Ve iyi ki de diyorum ki yani derse düzenli gelmişim, ne bileyim sizi dinlemişim. Yani çok iyi. Bir de hani grupların olması çok iyi. Ben gruplar konusunda çok fazla motivasyon sağladım. Yani deneme grupları olsun vesaire. Yani Evet, bir bence de. tatlı bir rekabet içine giriyor aslında insanlar. O yüzden daha çok çalışma emeği oluyor. Motivasyon da sağlıyorsunuz açıkçası. Ve denemelerde soru çözüm tarzı şeyler olsun. Ya ben çok başarılı buluyorum ve bunun devamının gelmesini açıkçası çok çok istiyorum. Yani İnşallah, sınava inşallah. kadar bunun devam etmesini açıkçası çok istiyorum. Çok sağ olun. Kamplar sınava kadar devam edecek. Yani 12 Haziran'a kadar kamplar devam ediyor. Kamplardan sonra deneme kampı, beşli deneme kampı yapacağız. Onu yapacağız. İnşallah sınava bu şekilde gideceğiz. Yani kamplarla beraber sınava bu şekilde gideceğiz. Evet, bu da benim kızım. Bu videoyu YouTube'a atacağım. Tamam bebeğim. Benim Tamam, senin videonu da videom atarız YouTube'a. Tamam, senin videonu da atarız YouTube'a. da Şimdi sorular ve arkadaşlar, yani evet, sorularda gerçekten ciddi emek var. Ben sınav odaklı sorular olmasını özellikle istiyorum. Problemler kampı da inşallah 15 Mayıs'ta başladığında da soruları göreceksiniz. hemen. Çok merak ediyorum ben problemler kampını gerçekten. Cebir böylese problemler nasıl olur Evet. diyebilirsiniz. Aynen, ben düşünemiyorum sonları gerçekten. Bugün üstü sayıları attım. Üstü sayıları gördünüz mü? Bir tane böyle bir şekilli soru vardı. İşte ülkemizde 20 milyon metreküp yılda su israf ediliyor diye. Baktınız mı bilmiyorum ama. Evet, gördüm hocam. O soruyu hazırlamak için 15 dakika bir kafa patlattım. Fikri aklımdaydı, teması aklımdaydı ama ne yapacağımla ilgili çok bir fikrim yoktu. Üstü sayılarla ilgili o soruyu hazırlamak için evet 15-20 dakika gerçekten ciddi ciddi düşündüm. Hem farkındalık olsun, bazı sorularımızda öyle bir şey istiyoruz. Yani farkındalık oluşturmak da istiyoruz. ÖSYM'nin sevdiği tipler zaten bunlar. Yani böyle hem farkındalık olsun sorularda hem de öğrencileri düşünmeye sevk etsin. Yani sadece soru kalıbı olarak bakmamak lazım. Evet, üstü sayılarda, köklü sayılarda ÖSYM çok böyle düşünmeye yönelik sorular pek sormuyor DGS'de ama mesela basit eşitsizliklerde, mutlak değerde, basamak kavramında bu tür soruların gelme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü geriye dönük baktığınızda ÖSYM'nin sorularına, özellikle basamak kavramında, özellikle ardışık sayılarda, asal sayılarda ya da mutlak değerde ya da basit eşitsizliklerde ÖSYM'nin bir de rasyonel sayılar var. Yani yoruma açık olan kısımlarda ÖSYM'nin soru tiplerinin değişkenlik gösterdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yani rasyonel sayı her zaman rasyonel olarak gelmeyebilir, şekilli olarak gelebilir. Yani bunlar yoruma açık kısımlar olduğundan dolayı. Ama üslü köklü de çok yoruma açık kısım yok. Aslında oluşturulabilir ama DGS formatında olan bir şey olmadığından dolayı böyle. Yani o yüzden biz bu soruların bu ayarda olmasını istiyoruz. Problemlerde de inşallah çok daha böyle güzel sorular, yoruma açık sorular göreceksiniz arkadaşlar. Sınav ayarında
Yani ben rahatlıkla her öğrencimin şunu demesini istiyorum. Sınava girdiği zaman biz bu sorunun bir benzerini kampta çözdük. İyi ki kamp yapmışız. Bu sorunun bir benzeri vardı. Biz bu soruyu hemen yapalım demesini ve hızlı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu anlamda yani 5-6 aylık döktüğümüz emeğin karşılığını kampta inşallah alacaksınız. Deneme kampımızda olacak inşallah. Son beşli denemeyi hazırladığımızda o deneme dediği soruların da sınava çok yakın olduğunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Problemler kampı da bu şekilde arkadaşlar. Kampımız böyle. Arkadaşlarımız da hukuk öğrencisi. Kendilerinin netleri de 90 üstü. Yani şu an Allah nazardan saklasın. Yani Tuğba'nın da netleri çok iyi. Esra'nın da netleri çok iyi. Arkadaşların netleri genelde 90 üstünde seyrediyor. 90, 92, 93, 96, 97'ye kadar gördük biz netlerimizi. İnşallah sınavda da diyoruz eğer bir 90 üzerinde yapabilirsek bu şekilde sınavı kazanıp arkadaşlarımıza yani biz yıllardan beri Esra belki yeni ilk defa çalışıyor ama Tuğba geçen sene de DGS'ye girdi. Yani en azından birkaç senedir uğraşıyoruz ama hani Hanife Hoca'yla sizin de emeğinizle bu işin inşallah bu sene noktayı koymak istiyoruz. İnşallah. Esra arkadaşlara kısaca böyle ne demek istersin? Bizi izleyen arkadaşlara kısaca görüşlerinizi alayım. Tuğba'dan da alacağım, kapatacağım. Ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten aklınızda bir hayaliniz varsa kesinlikle bunun peşinden gidin. Yani yaşın hiçbir önemi yok. Yani kim ne derse desin. Sadece istemek önemli. Bir de çalışmak. Bir de Hanife Hoca'yla tanışmak önemli. Onun sorularını görmek. Ya açıkçası ben geçen sene girmiştim ama bir ay çalışmakla girdim. Ve çok istediğim gibi geçmedi zaten. Böyle çok da hedeflemiyordum. Ama bu sene kafamı koymuştum. Ayrıca bir bölüm daha okuyorum zaten. O yüzden iyi ki diyorum size tanışmışım. Yani sorularınız gerçekten çok iyi hocam. Ben hani bu zamana kadar az çok soru gördüm ama hiçbir soru sizinki gibi değil. Yani zorluk seviyesi ÖSYM ile gerçekten aynı seviyede. Yani diğer denemelerle hiçbir alakası yok. Yani ÖSYM sorularınız. Sizinki gerçekten çok çok iyi. Yani dediğim gibi hayallerinin peşlerinden gitsinler. Hiçbir şey için geç değil. Kesinlikle yani kafaya koymak gerekli. Biz o kadar emek veriyoruz. İnşallah bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Tabii sizin de emeğiniz bizim için çok fazla. Ben böyle teşekkür ederim her şey için. İyi ki de sizi tanımışım diyorum. Teşekkürler Esra. Tuğba bir de senden alalım. Ben böyle birazcık son şeyden başlayayım. İnşallah gerçekten kısa bir konuşma olur. Birazcık kafamdakiler uzun ama. En basitinden dün mesela mutlak değerdi işte bizim konumuz. Onun böyle çıktısını alırken şimdi içimden diyorum ki yani çıktısını öncesinde hocamız bize PDF'lerini atıyor. İzleyen arkadaşlar için söyleyelim. Sonrasında biz işte bir soruları görmüş oluyoruz yani girmeden önce. Bu bizim için çok iyi oluyor aslında. Sonra ben böyle diyorum ki yani mutlak değer hani bildiğimiz daha öncesinde gördüğümüz bir konu ne olabilir diye ama o kadar fazla çözemediğim yapamadığım bir sürü soru olmuş derse girerken o yüzden o ders akışı çok güzel gidiyor yani. Öncesinde de ben aynı Esra'nın dediklerine çok fazla katılıyorum. Yani bana o kadar fazla insan diyor ki işte benim de şu anda halihazırda yaptığım bir meslek var aslında. Çok fazla insan artık şey diyor işte hani sen artık işte bir meslek sahibisin şöyle yapma böyle yapma. Ama bir insanın istediği işi yapması o kadar önemli bir şey ki insanların mutlu olması. Yani etrafımızda gördüğümüz zaman sevdiği bir işi severek yapıyorsa bir insan hep mutlu oluyor. Yani ben toplumumuzda mutlu insan görmekten zevk alıyorum gerçekten. O yüzden ben de mutlu olmak istiyorum. Sevdiğim işi yapmak istiyorum. Bunun için de işte çok böyle çalışıyorum yani birkaç yıldır. Önceki yıllarda işte dershaneye gittiğim oldu, kursa gittiğim oldu. Bu yıl da böyle ne yapacağımı hiç bilemiyordum yani. Yine dershaneye gitsem önceki yıllarda istediğim gibi verim alamamıştım. Çünkü yani sonuna kadar takip etmiyor oradaki hocalar sizi. İşte düştüğünüz zaman hadi devam et, bak bu aralar kötüsün demiyor. Ama Hanife Hoca düzenli aralıklarla işte Tuğba bak bu aralar çok kötüsün, bu aralar işte düştüğünü görüyorum falan diye şeyler söyleyince çok insanı diriltiyor. Çünkü ben fark edemiyorum mesela öyle olduğumu gerçekten. Ama hani birisi söyleyince size bak devam etmemiz lazım, şöyle şu kadar zaman kaldı sakın düşme diye motive, yani çok motive oluyor ve DGS öğrencilerinin en büyük kaybı bence motivasyon oluyor. Çünkü genellikle DGS öğrencileri tek başına DGS'ye çalışmıyorlar. Yani aynı zamanda işte bir işte çalışanlar oluyor, başka bir üniversite okuyanlar oluyor.
Bundan dolayı çok çabuk motivasyonları dağılabiliyor. Ama işte Esra'nın da dediği gibi bizim yani Hanife Hoca'yla tanışmamız çok bizim için büyük bir şans oldu. Sürekli bizi motive etmesi, şey yapması gerçekten önemli oluyor. O yüzden ben bu süreçten çok mutlu bitireceğim yani inşallah bittiği zaman da. İnşallah, inşallah. Esra'da hepimiz yani böyle istediğimiz yerleri kazandığımızda mutlu olacağız yani. Öyle. Yani çok teşekkür ederiz size hocam. İnşallah, inşallah. Nasıl başladık, nasıl bitirdik videosunu da ikinizle beraber çekmek istiyorum. İnşallah. İşte İnşallah hocam. sınavdan 2 ay önce bu videoyu çektik. Sınavdan sonra hukuk fakültesindeyiz diye. İnşallah. İnşallah ben bunu da İnşallah. ikinizle de gerçekten bunu yapabileceğimizi düşünüyorum ben. İnşallah. İnşallah hocam. Bizi izleyen arkadaşlara da bence bir şansınız daha var. O şansınızla kamplarımıza katılmak diyorum. Katılın arkadaşlar, soruları görün, soruların tarzlarını görün. Piyasadaki sorulara bakın, bizim kamplardaki sorulara bakın. Aradaki farkı kendiniz karar vereceksiniz. Yani bizim size bir şey söylememize gerek yok arkadaşlar. Kamplara katılan arkadaşlar zaten ne dediğimi gerçekten anladıklarını düşünüyorum. Hala tereddütte olan arkadaşlar varsa sadece bir kampa katılmanızı, sadece bir kampa katılıp bakmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir kampa katılın, sonucunu zaten göreceksiniz. Gördüğünüz zaman da %90'ınızın memnun ayrıldığınızı göreceğiz arkadaşlar. Siz de bunu kendiniz bile inanmayacaksınız. Yani online eğitim bu kadar verimli olabileceğine, kampların bu kadar verimli olabileceğine kendiniz bile inanmayacaksınız. Sadece bir kamp arkadaşlar. Katılın ve farkı görün diyoruz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bir rehberlik videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.